ya da teşhisi doğru koyduğumuz zaman tedaviyi daha doğru bir şekilde yapabiliriz, değil mi? Eğer tedavide başarılı olmak istiyorsak, ilk nokta tanıda başarılı olmak. Bu bizim Doğu tıbbında tanı sistemi sendrom analizi oluyor. Yani hastalığın sebebi hangi nedenlerden dolayı, hangi enerji sistemlerindeki değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor. İlk onu belirlememiz lazım ki o kökü tedavi edebilelim. Sendrom analizinde en önemli faktörlerden birisi sendromu meydana getiren bozukluğun sebebini araştırmak. Semptom tedavisi değil, böylelikle ana nedene doğru ulaşmaya çalışmak. Bunun içerisinde de Doğu tıbbında ilk kullandıkları, yani tanı verilerinde kullandıkları sistemler four pillars diyorlar ya da dört temel araştırması yapılıyor. Şimdi bu temel ana hedeflerden ilki bildiğiniz gibi gözetleme diyelim, değil mi? Türkçesinde Ayfer, eğer yanlış söylüyorsam senden yardım isteyeceğim. Gözlem. Gözlemde hastanın ilk size gelişinden başlayarak değişik şeylerini gözetleme yoluyla bilgi almak. Bu bilgileri elde ederken gözleme başladığınız zaman tabii sizin temel bilgilerin bu gözlem esnasında kullanılması lazım. Şöyle diyelim, hastanın yürüyüşü bize hasta hakkında bilgi verebilir mi? Bu bir soru. Ne gibi bilgiler verir? Gerçekten de. Senin enerji düzeyi bunu herhalde okuyor.